Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Fibonacci nasıl çekilir adlı bir eğitim videomdaki ses problemi nedeniyle kısaca tekrar bu videoyu yenilemesini yapmak durumunda kaldık. Hemen kısaca TradingView'de telefon uygulamamızda Fibonacci geri çekilme seviyeleri nasıl çekilir bundan bahsedelim. Hemen ayarlar kısmından Fibonacci düzeltmesi sekmesini alıyoruz ve bize bir dip noktası lazım ve yukarıda da bir zirve. Bu bölgeleri tespit ettikten sonra Fibonacci'mizi çekip bıraktığımızda bize bu seviyeleri tespit ediyor arkadaşlar. Şimdi bu bölge, ilk bölge mesela bir bölgesi, yukarıda sıfıra doğru çektiğimiz bölge geriye doğru çekilme seviyelerini, yani destek seviyelerini verir. Dipten zirveye çekilen Fibonacci bize geriye doğru çekilme seviyelerini tespit eder. İşte nedir? 36.42 zirvesinden sonra 35.08, 32 düzeltiyorum 34.24, 33.56 seviyeleri destek olarak kabul edilir. Bu bölgelerde düzeltme seviyelerinde genelde hisse fiyatlamasının 0.50-0.618 seviyelerinden tepki vermesi beklenebilir. Bu bölgede de gördüğünüz gibi mesela hissenin fiyat olarak 33.56 bölgesinde, yani Fibonacci 0.50 seviyesinde tepkiler verdiğini ve tutunmaya çalıştığını görüyoruz ama gün sonunda başarılı olamamış ve aşağı bir sarkmayla tekrar 0.618'e doğru yöneldiğini görüyoruz. Basitçe Fibonacci düzeltme seviyeleri bu şekilde, destek seviyeleri bu şekilde bulunur. Bunun tam tersi olarak da zirveden dibe doğru çektiğinizde ise yukarı doğru direnç seviyelerini tespit etmiş oluruz. Onu da şöyle yapalım isterseniz. Hemen yine Fibonacci simgemizi alalım. Bu bölgede şöyle zirve şurası mesela, şuradan çekelim. Getirip dip noktasına bıraktığımızda arkadaşlar, net bir şekilde bakın arkadaşlar ne yaptık? Bir zirveden dibe doğru gelen hisse fiyatlamasında daha sonrasında bu bölgede oluşan yukarı yönlü tepkinin direnç noktalarını tespit ettik ve direncin tam da 0.786 seviyesinde bir tepki oluşturduğunu net bir şekilde görebildiğimizi düşünüyorum açıkçası. Hisse fiyatlaması bu bölgede ne yapmış? Yukarı yönlü sırasıyla 32.40, 33.46, 34.32 ve 0.618 seviyesini kırdıktan sonra 0.786'ya da temas edip tekrar bir düzeltme eğilimine girmiş. Gayet güzel bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Şimdi ikinci tip Fibonacci çizilme yöntemi var. Bu da trend temelli Fibonacci uzatma seviyeleri diye geçiyor. Bu bölgede arkadaşlar yine bir dip, bir tepe, ikinci dip ihtiyacı var. Yani Fibonacci, trend temelli Fibonacci'de İki tane dip oluşumu gerekiyor. Bu noktada aslında kendisi bir formasyon üretmiş oluyor. Onu da kısaca bahsetmiş olalım. Şimdi bir dip, bir tepe ve ikinci dibe doğru çektiğimiz Fibonacci değerlerini şöyle tam çizgilere riayet ederek çekmek Fibonacci için çok önemlidir. Bu bölgelerin tespiti telefondan yaptığımız için çok hassasiyet gösteremeyebilirim. Bilgisayarda çok daha net olur mouse kullanarak arkadaşlar. Şimdi bu bölgede arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yaptık? Bir dip bölgesinden yukarıda zirveye doğru çektiğimiz Fibonacci tekrar oluşmuş dip bölgesine çektik. Bu süreçten sonra önümüzdeki ilk direnç bölgesi ise fiyatlamasında 34.52. Daha sonrasında 35.34, 36 bu şekilde gider. Yukarıdaki rakamları görüyorsunuz. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi bir yukarı yönlü trend
Daha sonra düzeltmesini yapmış. Burada ne var şimdi? Bir Fibonacci düzeltme seviyelerini tespit ettiğimiz gibi bir de oluşum olarak, görsel olarak bir filama oluşumu var. Bu bölgede Fibonacci ABCD dediğimiz bir formasyon da oluşuyor. Bunun tespiti şu şekilde arkadaşlar. Dipten yukarı doğru zirveye çektiğinizde, yani 0.50-0.618 aralığında bir yere tekabül ediyorsa, burada Fibonacci bir ABCD diye bir formasyon oluşuyor. Bu bölgede bu formasyon eğer filama yukarı yönünü kırarsa hedefi Fibonacci 1 seviyesi olur. Yani bunu nasıl ifade edebiliriz? Aslında onun da şöyle bir kolay yöntemi var. Şurada ABCD formasyonu diye yazıyor. Gördüğünüz gibi işte şuradan almışız. A noktası, B noktası. Şimdi burada ne yaptık biz? Şu bölgeye geldik. Yani şu bölgede 0.547 var. Bunu yukarı doğru çekerken eşkenar üçgen olarak arkadaşlar işte yaklaşık olarak aynı seviyelere ben getirmeye çalışıyorum. İşte 547 mesela 545 oldu. Noktası olarak dediğim gibi şöyle bıraktığımızda yani 37.50 ile 38.76 arasında bir Fibonacci ABCD hedefi mümkün olabilir. Bu formasyonu daha detaylı şekilde YouTube kanallarında birçok eğitici formasyon eğitimlerinin içerisinde de görebilirsiniz. Daha detaylı araştırıp inceleyebilirsiniz eğer isterseniz. Genelde bu formasyon Fibonacci ABCD formasyonu en verimli formasyonlardan biri olduğunu düşünürüm ben. Özellikle bu bölgede düşen hattın yani buradaki filamanın dik olması önemli ve burada ilk etapta 0.38 hattının da üzerine geçilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Kısaca bundan da bahsetmiş olduk arada. Şimdi aynı şekilde Fibonacci'nin bu trend temelli Fibonacci'nin geri çekilme durumlarında da bize destek bölgelerini verir. Şöyle ki hemen yine Fibonacci serisini açtığımızda şimdi mesela bu sefer tam tersini çiziyoruz. Bir zirve oluşmuş, bir dip ve ikinci zirveye çektiğimiz Fibonacci seviyesi. Bu arkadaşlar ABC düzeltmelerinde çok işe yarar. Bir hisse fiyatlaması çok yukarıya gidip bir zirve yaptığında bu bir düzeltme eğilimine girdiğinde, çekildiğinde tepki bölgesinden nerelere kadar düştüğünü görüp daha sonrasında da yeni bir geri çekilme seviyelerini tespiti için oldukça faydalıdır. Şu anda gördüğünüz gibi mesela bu bölgede Fibonacci şuraya kadar gelmiş, 0.3640 seviyesi. Bu bölgeden geri çekilmelerde 0.618 hattına kadar geri çekilme alanı verir bize. Bu hattın altında tehlike başlar. Özellikle 0.786'nın altında hisse fiyatlamasında yine ABC düzeltmesiyle birlikte hisse fiyatlamasının yaklaşık olarak 1.618 seviyesine kadar düşme ihtimalinden bahsedilebilir arkadaşlar. Bu noktayı es geçmemekte fayda var. Önemli bir formasyon şeyidir bu da ABC düzeltmeleri. Ben Twitter'da özellikle zirvelerde oluşan geri çekilmelerde tepki bölümlerinde herkes tekrar yukarı yönlü hareket beklerken bu noktaların ABC düzeltmesi, klasik ABC düzeltmesi olduğunu ifade etmeye çalışıyor ve buralarda arkadaşlarımızı uyarmaya çalışıyoruz. Bu bölgeyi hassasiyetle takip etmekte o yüzden fayda var arkadaşlar. Genelde dediğim gibi burada bir ABC düzeltmesi oluyorsa 0.618'in altına sarktığı zaman bir seviyelerine kadar geri çekilmeler tutulamazsa genelde 1.127 aralığına geri çekilmeler söz konusu olabiliyor. 1.618'e kadar düşmesi için oldukça negatif bir piyasa şartı gerektiğini düşünüyorum. Yani çok hızlıca o bölgeye inmez. Genelde 1 veya 1.27 seviyelerinde tepkiler almaya çalışır hisse fiyatlaması.
Evet arkadaşlar, umarım faydalı bir bilgilendirme olmuştur. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. İyi akşamlar. Hoşça kalın.